Konularımıza başlamadan önce eğer video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca Discord adresime de katılırsanız şahane olur. Geçelim haberlerimize. Haftalardır belki de aylardır operasyonun gelmesini bekliyoruz. Counter Strike'ın Source 2'ye geçmesiyle beraber operasyona dair umutlarımız daha da artmıştı. Tabii Valve CS2 çıktığından beri oyunu düzeltmekle uğraştığı için operasyonda sekteye uğradı. Geçtiğimiz aylarda çok fazla içerik sızdırıldı ve bu içeriklerden birinin operasyon olduğu da iddia edildi birçok kişi tarafından. Bu sızdırmalar umutlarımızı yeşertmesine yeşertti ama geçen hafta operasyonun gecikeceğini Valvin yaptığı güncellemeyle anladık. Çünkü Major yani büyük bir güncelleme yayınladı Valve. Bu güncellemede daha çok mevcut haritalara eklemeler yapmaya ve optimizasyon sorunlarını düzeltmeye çalıştı. Her hafta oyunu düzeltmeye dair ufak tefek güncellemeler geliyor. Hatta torun bulduğu bilgiye göre de Valve son 3 büyük güncellemeyi her ayın 20'si civarı yapmış. Yani Valve'in kafasında artık bir plan var ve o plana sadık kalıyor gibi görünüyor. Muhtemelen de bu sistemi devam ettireceklerdir. Çünkü planla ilerlenirse oyun çok daha hızlı düzeltilir. Bakın içerik getirirler vesaire demiyorum. Çünkü ilk planları oyunu düzeltmek, ikinci planları da oyuna içerik eklemek. Bunu da operasyon geleceğini düşündüğümüz halde gelmemesinden dolayı söylüyorum. Bir de operasyonun tam getireceği vakitlerden biri yani tatil zamanı olmasına rağmen hiçbir adım atmadılar. Demek ki Valve'e göre oyun tam istedikleri gibi değil. Bizim için de optimizasyon sorunları devam ediyor tabii ki. Oyun içinden bahsetmiyorum bile. Zaten MM ve seçkin belli bir seviyeden sonra oynanmayacak durumda. Hileler gırla, kaynıyor. Peki operasyon gelmese bile son gelen büyük Güncelleme kötü bir güncelleme miydi? Tabii ki hayır. Hayal kırıklığından ziyade ben son güncellemeyi iyi buldum. Hemen sinirlenmeyin. Ben de operasyonun ve bilimum içeriğin getirilmesini isteyen taraftanım. Hatta Valve'e en çok sistemeden içerik üreticilerinden biriyim. Ama son gelen güncelleme profesyonel araneyi takip eden ya da ciddi şekilde oyunu oynayan oyuncular için şahane bir güncellemeydi. Casual yani işten gelip bir iki el atıp çıkanlar için tabii ki pek de iyi sayılmaz. Çünkü oyun oynatacak içerik yok. Haklılar da. Ama gerçekten son 3 ayda getirilen güncellemeler oyunun gelişim açısından güzel güncelleme Son güncellemede de getirilen 5 yeni harita eklemesi muazzam ötesi bir iş. Çünkü hepimiz biliyoruz ki CSGO'dan beri haritalar neredeyse hep kendi arasında değişiyor. Ve yeni hiçbir şey eklenmiyor. GO'da söyleyebileceğim 3 harita var. Anubis, Tusken ve Ancient. Ki Tusken hiç harita havuzuna eklenmedi. Hala bir köşede duruyor. Durum böyle olunca da o çıksın bu girsin haritalar hep bilindik haritalar. Terra ve Mills'in gelmesi harita havuzunu bir tık değiştirebilir. Tabi bu haliyle bence ikisi de aktif harita havuzuna giremez. Ama en azından fazlalık ve elimizde seçenek olması çok güzel. Bir de bunlara Cache Train Kabul eklendiğini düşünün. Aktif harita havuzunu 9'a bile çıkartabilirler. Bu da daha fazla harita tasarlanmasına ve daha sık harita değişimine sebep olabilir. Bunun için bir adım atıldı diye düşünüyorum son güncelleme ile. Tabi diğer oyun modlarına eklenen 3 haritayı da unutmamak lazım. Bu harita eklemelerinin devamı da gelecektir. Özellikle de operasyona gelecek olanları düşünürsek. Uzun vade için güzel bir güncelleme. Val bu şekilde düzenli güncelleme getirdiği takdirde 2025'in başlarına doğru oyun çok daha iyi hale gelecektir. CS2 gerçek anlamda düzeltildiği zaman da daha fazla içerik getirileceğini görebiliriz. Yani yaptıkları planlama bu şekilde şekildeymiş gibi görünüyor. Bir diğer konumuza yani EF ile ilgili haberlere geçelim. Pro Arena'ya yaz tatili arası girmesiyle beraber sezonun ilk yarısı bitti ve istatistikler ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş. Eternal Fire CIS CS2 News'un haberine göre 2024'ten bu yana girdi turnuvalarla beraber en çok para kazanan ilk 6 takım arasında yer alıyor. Toplam 326 bin dolar kazanmış görünüyor bu istatistikte. Birçok tier 1 turnuvada yer alan ve finalleri gören takımlar bile bizim altımızda yer alıyor. Çok başarılı bir sezon geçirmişiz. Takımın ellerine sağlık. Umarım sezonun İkinci yarısında da bu başarı devam eder. Benim kafamdaki asıl soru işareti senenin sonunda TV sıralamasında Türk oyuncu görecek miyiz? İstatistiklere bakarsak evet göreceğiz ve o isimde Zantares olacak gibi. Reddit'te gösterilen istatistiklere baktığımız zaman Zantares'i 1.19 ratingde Top 15'in içinde 8. sırada görebiliyoruz. EF ve Zantares'in performansı sezonun diğer yarısında da böyle devam etti takdirde TV Top 20 sıralamasında kendisini görebileceğiz. Zantares'i bir kere bile olsa TV sıralamasının içine görmek istiyorum. Muhteşem bir oyuncu ve ben buraları hak ediyor. Umalım senenin sonundaki Major'da ve diğer STR turnuvalarda bol bol playoff görürüz ve birçok oyuncumuzu sıralamalarda görürüz diyelim. Son olarak da transferlerden bahsedelim. Tatil arasında olduğumuz için takımlarda zayıf buldukları yerleri değiştirmek isteyecektir. Tam bu aralar yani tatil arası transfer için harika bir vakit. G2 de bu vakti değerlendirmeye almış olacak ki iki büyük değişiklik yaptı kadroda. İlk önce kadrodan Nexa'yı çıkardılar ve 21 yaşındaki Mabsi kadroya dahil ettiler. M80'de oynuyordu ve çocuğun reytingi çok yüksek 1.34. G2 için ilaç gibi bir transfer olacak. Özellikle de son dönem Monez'in yükünü düşünürsek. Dallas zaferinde Nikon'un da büyük payı vardı. Hakkını yememek lazım. Ama Monezi birçok turnuvada GTU playofflara kadar taşıyabiliyordu. Ayrıca Dallas'tan bahsetmişken Hooks olmadan kazanmışlardı. Ve yerine Stevie vardı. Dallas seferi G2'nun beynine bir ışık yakmış belli ki. Hooks olmadan da turnuvalar kazanabileceklerini anlamışlar. Bu aydınlanmadan sonra Hooks'i de kadro dışı bıraktı G2. Ve dün yerine Sinex geldi. Ben Sinex'ten ziyade Anchor transferi yapacaklarını Nikon'un da IG'le geçeceğini düşünüyordum. Fakat Sinex transferine çok şaşırdım. Madem Sinex gibi bir oyuncu alacaksınız neden Hooks'i gönderiyorsunuz? Evet Hulk Seyim olarak Sinex'ten bir tık daha kötü olabilir. Ama IGL'lik konusunda Sinex'in bir iki tık üstünde. Muhtemelen Hulk'sinin son dönemindeki oyun içi kötü kararları ve G2'nun da takımda yeni bir kan istemesi bu değişikliğe sebep oldu. Bilmiyorum. Garip bir transfer yine de. Taz ile eski takım arkadaşı. Belki o koca IGL sinerjisini iyi kurabilirler. Niko da Twitter'da IGL için hazır olmadığını belirtmiş. Muhtemelen bu yüzden IGL transfer edildi diye düşünüyorum. Ama takımda anchor yok. Hunter'ı anchor oynamayacaklar edecekler muhtemelen ya da haritalara göre Maps, Niko Hunter değişimle anchor oynayacak. İyi bir anchor oyuncusu bu takımı şaha kaldırabilirdi. Belki de bizi yanıltıp düşündüğümüzden çok daha iyi şeyler başarabilirler. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Bir de Nexa olayı var. Nexa'nın bu kadroya neden geldiğini zaten anlamamıştım. Özellikle de CKS gibi harika enkır oyuncusunu gönderip Nexa'yı almak akıl tutulması gibi bir şey. Tek eksik anchor. Kim oynayacak anchor rolünü merak ediyorum açıkçası. CKS geri gelseydi G2 muhteşem bir takım olurdu bence. Enayi G2 diyelim. Ayrıca, ÇRL'nin paylaşımına göre Falcons, Niko ve Monezi'yi kadroya katmak istiyormuş. İçen transfer transfer döneminde Falcon süper takım kurma yoluna gitmişti özellikle çıkan dedikodularda TV's Nico gibi isimler vardı ama bu isteklerinin çoğunu gerçekleştiremediler ensin slotunu almak için üç enso oyuncusu artı Mecisk ve zone 2 kadroya katmışlardı en sonda Dupri transfer ettiler ama kötü oynuyorlar bu kötü oyunu unutturmak için de kadroyu tekrar süper kadro yapma hayali sürüyor falconsun tabi G2 asla moneze'yi satmayacağız demişti ama işin içine para girince bal gibi de satarlar KRL'nin söylediğine göre aylık 85 bin euro ödemeye hazırmış falcons yaklaşık 3 milyon tl yapıyor aylık oha cidden. Bir de g verecekleri bon servisi ücretini düşünün. Deli paralar dönüyor giderlerse şaşırmam açıkçası.